tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, yayınımıza Stüdyo New York'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Az önce de konuştuk, son derece kritik bir veriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in yol haritasına dair her şeyi değiştirebilecek bir veriydi. TÜFE rakamları geldi. TÜFE kasında yıllık %2,7 arttı. Aylık enflasyon %0,3 olarak kaydedildi. Beklentilere paralel geldi veri. Verinin bir değerlendirmesini ve dediğimiz gibi 18-19 Aralık'ta Fed'in faiz kararı nasıl olabilir? Bunun bir değerlendirmesini alacağız şimdi. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir veriydi. Saat 16.30 sırasında karşıladık veriyi. Öncelikle verinin bir değerlendirmesi ve sizin FED politikası, FED faiz kararı nasıl olur noktasındaki düşüncenizde bir değişiklik yarattı mı veri? Tabii, beklentiler paralelinde gelen bir veri olduğu için çok önemli bir fiyatlamaya yol açmadığını söyleyebiliriz. Yani mevcut durumda baktığımızda gerek emtia tarafında, altın tarafında, gerek Amerika vadelerinde, Amerika borsalarında hafif alıcılı bir görünümü takip ediyoruz. Burada özellikle FED beklentileri üzerinde de biraz daha aslında faiz indirim beklentini görece kuvvetlendiren bir etkisi oldu. Tarım işçisinden verisi sonrasında %60'lardan %80'lere gelen bir Aralık bu, yani bu hafta, önümüzdeki haftaki toplantıda 25 bas puanlık için indirim için bir beklenti vardı. Bu veri de ekstra bir olumsuz bir sürpriz yapmayınca bu beklenti %90'ların üzerine gelmiş oldu şu an için. Yani hem geçen hafta cuma günkü tarım işçisinden verisi, o da beklenti dahilindeydi diyebiliriz. Hem de bugünkü açıklanan beklentiler dahilinde gelen enflasyon rakamı, ki yatay bir seyir görüyoruz çekirdek tarafta da. Yani o iyileşme eğiliminin biraz yerini yataylaşmaya bıraktığını takip ediyoruz. Ama en azından yukarı doğru giden veya Fed'in şu an için faiz indirimlerini ara vermesini gerektirecek bir veri seti karşımıza çıkmıyor. Dolayısıyla da önümüzdeki haftaki toplantıda faiz indirim beklentisi korunuyor. %90'ın üzerinde bir fiyatlama var. Yani biz de burada bir faiz indirimi bekliyoruz açıkçası. Ekstra bir piyasayı sürpriz yaptıracak bir veri beklemediğimizi, gelişme beklemediğimizi söyleyebilirim. Hani burada asıl önemli olan noktalardan biri de tabii Aralık toplantısı, malum ekonomik projeksiyonlar da yayınlanıyor olacak. Yani şu an Fed'e ilişkin asıl belirsizlik biraz daha 2025 yılı için. Çünkü Trump'ın da göreve başlamasıyla birlikte daha önce seçim döneminde ortaya koyduğu politikalar, söylediği politikaları dikkate aldığımızda gerek ek gümrük vergileri, gerek burada Amerika içindeki regülasyonlar, vergi indirimleri vesaire. Bunların enflasyon üzerine biraz daha olumsuz etkisinin olabileceği, enflasyonu yukarı yönlü bir seyre neden olabileceğinden endişeleniyor. Tabii bunun boyutunu, miktarını kestirebilmek zor. Çünkü Trump'ın atacağı adımları ne kadarlık bir hızda, ne kadarlık bir boyutta ve ne kadarlık bir kalıcılıkta atacağını görmek lazım. Ama 2025 yılı biraz belirsiz. O yüzden Aralık projeksiyonlarında özellikle enflasyon tahmini, Fed üyelerinin önümüzdeki yıl için ortaya koyacakları noktasal grafiklerdeki faiz indirim miktarı gibi detaylara piyasa yakından odaklanıyor olacak. O yüzden bu taraftaki gelişmelerin ve Powell'ın açıklamalarını piyasalar üzerinde daha fazla etki etmesini bekleriz. Çünkü 25 bas puanlık faiz indirimi şu an fiyatlamaların içerisinde, ama ekonomik projeksiyonlardaki güncellemeler, Powell'ın yönlendirmeleri son derece kritik olacaktır önümüzdeki hafta açısından. Evet, hemen ECB faiz kararına da değinelim. ECB'nin toplantısı da yarın. ECB tarafındaki beklentiniz nasıl? Orada da 25 bas puan faiz indirim bekliyoruz. Hatta bir ara 50 bas puana kadar piyasada faiz indirim olabilir konuşulduğunu gördük, ama ağırlıklı beklenti 25 bas puan yönünde şekilleniyor. Yani Avrupa tarafındaki tabii ki ekonomik görünüm Amerika'ya kıyasla çok daha zayıf. Burada zayıflayan bir ekonomi görürüz. Gerek PMI rakamları olsun, gerek sanayi üretim rakamları olsun. Avrupa genelinde zayıflayan bir görünüm söz konusu. O yüzden 25 bas puan faiz indirimi yarınki toplantıda piyasalar kesin gözüyle bakıyor. Muhtemelen de bir sürpriz görmüyor olacağız burada. Ama ilerleyen sürece dair verilecek mesajları takip edeceğiz. Piyasadaki genel beklentiler yine 2025 Haziran'a kadar ECB'nin faiz indirimlerini sürdürmesi yönünde şekilleniyor.
Tabii burada bir belirsizlik, Trump'ın Avrupa'ya ek gümrük vergisi getirip getirmeyeceği. Eğer bu gelirse faiz indirimlerinin hızlanacağına dair piyasada bir algı var. Ama bunun olmayacağına dair karşıt görüşler de söz konusu. Ekonomideki zayıflamanın olası bir gümrük vergisi gelmesi durumunda. Euro-dolardaki düşüşle, enerji maliyetleri ve ithal maliyetlerindeki artışla enflasyon tarafından dengelenebileceğini, isminin daha sabit bir hızla gidebileceğini düşünenler de var. Yani tabii ki bu noktaya bakacağız. Ama yarınki toplantıda 25 bas puan faiz indirimini bekliyoruz. Ve 2025'te de faiz indiriminin devam etmesi yine genel beklentilerimiz arasında, ECB cephesinde de. Evet, son olarak emtialar tarafına da bakalım. Suriye'deki rejimin çökmesinin ardından altın tarafında yeniden yükseliş eğilimi hakim oldu. Aynı zamanda Çin Merkez Bankası'nın 7 ay içinde ilk kez altın alımına başlaması da etkili oldu. Merkez bankaları aslında diğer merkez bankalarının da altın alımı yaptığı görülüyor. Altında yön nasıl olur önümüzdeki süreçte? Bu yıl zaten altınla ilgili genel olarak beklentiler pozitifti. Bizim de keza, çünkü faiz indirimlerine ve bu tarafa yönelik beklentiler yıl içerisinde altını destekledi. Nasıl ki 2022'de faiz arttırımlarından olumsuz etkilenen bir altın gördüysek, 2024 yılında da bu taraftaki gelişmelerden ve beklentilerden olumlu etkilenen bir altın gördük. Güçlü bir performans takip ettik. Özellikle son dönemdeki gelişmelerle de birlikte biraz daha Trump'ın seçilmesi sonrasında yaşanan düşüşlerini büyük ölçüde geri alan bir altın görüyoruz. Trump seçilmeden önce, Amerika'daki seçim sonuçları netleşmeden önce 2750 dolarlı seviyelerdeydi. 2550 dolara kadar, 200 dolarlık bir düşüş görmüştük. Şu an tekrar 2700 bandını test ediyor. Evet. Bunun üzerinde kalabilirsek biraz daha belki teknik olarak hareket devam edebilir, ama son olarak şunu söyleyeyim. 2025'te Fed eğer daha az faiz indirime gitmek durumunda kalırsa Trump'ın atacağı adımlardan dolayı, altında bu yılki kadar güçlü bir performans bekleme, daha dalgalı bir görünümün etkili olma ihtimali biraz daha kuvvetlenecektir, öyle bir senaryo diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Sayın Onurcan Bal. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı. Muhabirimiz Suat Dural'ın yanında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop var. Bu röportajla programımızı da noktalıyor olacağız. Yarın saatlerimiz 16.30 gösterdiğinde gün sonunda yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Bu yıl 8.sü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ndeyiz. Yanımda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop var. Efendim, öncelikle EkoTürk ekranlarına hoş geldiniz. Bir önceki dönemde başkandınız. Evet. Bu seneki kongrenin teması da 300 dönüşüm. Öncelikle 300 dönüşüm sermaye piyasaları için neden önemli? Bunu sizden dinlemek isteriz. Öncelikle kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için tabii, sektörümüz için çok önemli bir buluşma noktası. 8.sini düzenliyoruz. Katılım çok iyi. Sektör bu anlamda, özellikle 300 dönüşüm anlamında baktığınız zaman ise, dijitalleşme tabii ki sektörün çok önemli bir bileşeni. Bu açıdan baktığınız zaman sektör bununla ilgili pandemi dönemiyle başlayan aslında süreci çok iyi yönetti ve teknolojiye yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu teknoloji bizim için vazgeçilmez, kaçınılmaz bir hem araç hem tehdit. Dolayısıyla bunu mümkün mertebe fırsata çevirip bu şekilde yatırımlarına devam etmeleri gerekiyor. Tabii diğer bir husus malum yeşil dönüşüm. Bununla ilgili ise sermaye piyasalarının daha fazla yeşil dönüşümden pay almasını bekliyoruz. Benim de bugün öğleden sonraki panelde aslında bundan bahsedeceğim. Çünkü yeteri kadar bu konuda daha çok gidecek yol var. Ama henüz biz bu konuda daha çok emekleme aşamasındayız. Neden? Şu anda finans piyasalarında, özellikle bankacılık sektöründe baktığınız zaman bu konu olabildiğince yoğun bir şekilde işleniyor. Ama sermaye piyasaları tarafına geldiğimiz zaman daha ürün yeteri kadar bilinmiyor. Bunun ötesinde şu anda ihraç tarafında da henüz daha fazla ihraç da yok. O yüzden bu ürünü çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Bu konuda bence biraz da teşvik de vermemiz gerekiyor ki özellikle yatırımcılarımız yeşil tahvillere ilgi göstersin. Yeşil tahvillere ilgi göstersin ki ihraççılar da yeşil yatırım, özellikle yatırımlarının finansmanında bu tip sermaye piyasa ürünlerini, yeşil finansman ürünlerini kullansınlar. Tabii üçüncüsü ise malumunuz sosyal. Bugün özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıklaması çok kıymetliydi. Yani kalkınma sadece büyüme demek değil.
çok daha geniş anlamı var. Sürdürülebilir kalkınmanın ise sadece kendi neslimize değil, gelecek nesillere de güzel bir dünya bırakmamız açısından baktığınız zaman burada toplumsal faydayı da dikkate almamız gerekiyor. Yani yapmış olduğumuz yatırımlarda, finansmanda özellikle toplumsal faydayı dikkate almadan yapılmış olan yatırımların pek de geleceğe herhangi bir değeri olmuyor. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum bu temaları. Umarım başarılı bir kongre olmuş olur. Efendim, Sayın Yılmaz dile getirdi, siz de dile getirdiniz. Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına yeşil tahviller ve sürdürülebilir odaklı kredi gerekli. Peki sizin Türkiye Kalkınma Bankası olarak bu kredilerdeki stratejiniz nelerdir? Biz aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına baktığınız zaman, bunlar biliyorsunuz 17 tane. 17 tanesinden 15'ine zaten dokunuyoruz. Ve bizim şu anda projeleri değerlendirirken sadece olaya finansal, iktisadi ve teknik anlamda bakmıyoruz. Aynı zamanda çevresel ve sosyal boyutuyla da inceliyoruz. Dolayısıyla bizim kredilerimizin tamamı sürdürülebilir finansman kaynaklarından oluşuyor. Bizim kaynak bulduğumuz yerlerin hepsi de bunu zaten önceliklendiriyor. Dolayısıyla biz bütün yapılan yatırımlarda da olayın çevresel ve toplumsal boyutunu dikkate alan raporlar üretmelerini talep ediyoruz yatırımcılardan ki biz bunları finanse edelim. Dolayısıyla bizim özellikle Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası'nın kaynaklarının tamamı bunu kapsıyor. Ama sermaye piyasaları tarafında daha çok gidecek yolumuz var. Biz bununla ilgili de özellikle örneğin bir transition bond dediğimiz bir geçiş bonosu ihraç ettirdik bir firmamıza. Sosyal sukuk ihraç ettik kendi adımıza. Ama daha gidecek çok yol var. Burada özellikle emeklilik fonlarının, sigorta kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin bunu talep etmiş olmaları lazım. Ama bunu talep edebilmeleri için de onların da müşterilerinin bunlardan açıkçası bir şekilde iyice tanıtılması gerekiyor ki bu alanı yaratalım. Yani alıcıyı da burada arz yapabilmemiz için talep tarafını da kendimizin iyi bir şekilde bilinçlendirmemiz lazım ki talebi bir şekilde oluşturalım. Talebi artırmak için ne tür çalışmalar gerekiyor? Şöyle ki burada özellikle tabii hemen işin ucu biraz teşviğe dönünce, teşvik tabii ki biraz da vergiyle alakalı. Ama inanın bu anlamda yapacağımız biraz vergiyle ilgili olan bir konu bizim burada işte raporların bir kısım maliyetini üstlenmemiz olabilir. Özellikle bu ihraççılar tarafında geçerli. Alacakları danışmanlıklar tarafında çünkü danışmanlık almaları gerekiyor. Özellikle bu tip sürdürülebilir bir ihraç yapmaları için. Burada biraz maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Özellikle ihraççı tarafında. Alıcı tarafında ise bunlara biraz daha bir pozitif bir ayrımcılık yapmamız gerekiyor. Yani bunların vergilerinin biraz daha az olmasını ben açıkçası tavsiye edebilirim. Efendim, son sorum olmuş olsun. Malumunuz artık yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılda güncel ekonomiyle ilgili, Türk ekonomisiyle ilgili beklentilerinizi ve Türkiye Kalkınma Bankası'nın stratejileriyle ilgili, hedefleriyle ilgili de neler dersiniz? Şöyle ki yani aslında biz beklentilerimiz tabii olumlu bir patikaya girdiğimizi düşünüyorum. Çok ciddi bir yabancı ilgisini gördük. Yaklaşık 30 milyar dolara yakın bir Eurobond pazarından bahsettik. Yani bu ihraçlar oldu. Bunlar çok önemli rakamlar. Özellikle hükümetimizin almış olduğu ekonomi politikalarına bir güven duyuluyor. Malumunuz şu anda bir faiz indirmeye inişine de yönelik de bir politikaya da muhtemelen başlayacağız yeni yılla birlikte veya Aralık ayında. Dolayısıyla ben bunun yansımasını da özellikle gelecek rating şirketlerinin not indirimi, buna ilaveten enflasyonda düşüş, bununla oluşan bir güven ortamının daha da oluşması. Jeopolitik riskler tarafında malumunuz şu anda tabii komşumuzda olan bir konu var ki inşallah hayırlısıyla sonuçlanır. Ama biz bu açıdan baktığımız zaman ülke açısından 2025'i çok umutlu olarak değerlendirebiliyorum. Banka olarak ise biz burada özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerek çevreye duyarlı, gerek topluma duyarlı olan yatırımların finansmanına devam edeceğiz. Bu deprem bölgesi de olacak. Bu emisyon dilimi söz konusu, onunla da olacak. Güneş yatırımı da olacak. Jeotermal de olacak. Dolayısıyla biz bu konuda açıkçası reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop sorularımızı cevapladı. Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.